Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 3x3 küpü nasıl yapılır? Kolay yol, en basit yoldan yani. Sadece 4-5 farklı yöntem öğrenerek, yani küçük bir şeyler öğrenerek nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. O zaman fazla uzatmadan hemen başlayayım ben. Tabii bir küpü çözmek için önce küpü karıştırmak gerekir. O yüzden önce karıştırıyorum. Bu arada hani şöyle birazcık şey yapayım. Değiştireyim yönünü falan. Hani ezberlemişim karıştırmayı falan olmasın. Evet bozduğumuza göre artık başlayabiliriz yapmaya. Öncelikle tabii ki bir renk seçmeniz gerekiyor. Hani belki şöyle biliyor olabilir insanlar hani tüm yüzlerini yapayım alt yüzünü birden sırayla yapayım öyle küp olsun ya da ne bileyim işte şu kadarını yapayım geri kalan parçalarını çevireyim falan bu şekilde yapılmıyor. Farklı olarak yapılıyor yani. İlk önce bir yüzünü seçiyorsunuz falan hani şu an anlatacağım gibi. İlk başta bir yüzünü seçiyorsunuz ve bu yüzden artı yapmanız gerekiyor. Evet ben size şimdi buradan artı yapmanın kolay bir yolunu göstereceğim. Şimdi seçtiğiniz renk mesela benim siyah olsun. Seçtiğiniz rengi aşağı kısma alıyorsunuz yani alt kısma ve üst kısma bütün siyah orta parçaları mesela buradaki gibi, buradaki gibi, bu ikisi gibi üst kısma şu şekilde alıyorsunuz. Yukarı bakacak şekilde alıyorsunuz. Mesela nasıl alabilirsiniz göstereyim bir tane. Mesela burada en altta bir tane parça varmış. Bunu iki çevirmede hemen yukarıya alabiliyorum bakın gördüğünüz gibi. Yavaş bir şekilde çevirdiğimde yukarı alabiliyorum. Sonra diğer bir alttaki bir parçayı buldum mesela. Bunu da hemen aynı şekilde yukarı alabiliyorum. Ee, bu sefer baktım ama bu iki parça e, bu şekilde aldığım zaman yukarıda olmuyor. Şimdi çıkartıp koymamam gerekiyor. O zaman şöyle bir küçük bir algoritma var burada da. Boş kenarları ve şu şekilde siyah kenarları, yan kenarları aynı kısma gelecek şekilde alıyorsunuz ve şu hareket yapıyorsunuz. Bunu yukarı kaldırdınız, bunu sola çevirdiniz ve bunu da yukarı kaldırdığınız zaman dört parça da yukarı geliyor. Bir daha göstereyim bunu. Bunu yukarı kaldırdınız. Bunu şöyle üste kaldırdınız. Bakın bu yerine geldi. Bu da buraya geldi. Hemen küçük bir şekilde bunu da çevirip buraya kaldırıyorum. Şimdi artık artıyı yapabiliriz. Şimdi üst taraftaki renklere bakıyorum mesela. Şu yeşil ve siyah rengi üste aldım. Şurası yeşil gelecek. Şu orta parça yeşil gelecek. Geldi yeşil. İki kere çeviriyorum ve hemen alttaki yerine koydum bakın bu ikisi burada birleşti şu şekilde şimdi diğer parçaya geçeyim turuncu turuncu gelene kadar turuncu gelmedi bu sefer turuncu geldi turuncu geldi zaman iki kere çeviriyorum ve yerine koyuyorum şimdi sıradaki parça kırmızı kırmızıyı da aldım yerine koydum mavi geldi mavi de buldum orta parçayla hemen iki kere çevirip yerine koydum artımızı oluşturmuş olduk artı oluşturduğumuza göre küpü ters çeviriyoruz. Çünkü artık küpün köşelerini yapacağız ve köşelerini yapmak için de bu şekilde tutmamız gerekiyor küpü. Şimdi köşelerini nasıl yaparız? Köşelerini yapmak için önce köşelerinin yerlerini bulmamız gerekiyor. Bakın burada bir tane var, burada bir tane var ve iki tanesi de burada ama yerleri doğru değil tabii ki. Şimdi bir tanesini seçiyoruz mesela öncelikle size tavsiyem dışarıda olan parçaları seçin. Yani burada olan değil de yukarıda olan parçaları, aşağıda olan parçaları seçin. Diyelim ki mesela ben bunu seçtim. Bu parça ne? Mavi, turuncu, siyah. Nereye gelmesi gerekiyor? Mavi, turuncu, siyah. Bakın buraya gelmesi gerekiyor. Bu parçayla bu parçanın yer değiştirmesi gerekiyor. Şu ikisini yani. Bunu nasıl yaparız? Bunu göstereceğim size. Şimdi bunu yapmanın küçük bir kısa bir algoritması var. Bunu kullanacağız. Ben şimdi bunu size yavaş yavaş göstereceğim. Bunu tekrardan tekrardan izleyip ezberleyebilirsiniz. O zaman başlıyorum ben göstermeye. Sağ taraf aşağı. Alt taraf sola. Sağ taraf yukarı. Alt taraf sağ. Parça bununla yer değiştirdi. Ama doğru yerlerinde değil. Yani siyahın yukarıda olması gerekirken siyah burada. Mavinin burada olması gerekirken mavi sağ tarafta kaldı. İşte bu yüzden de parçayı yerine oturana kadar. Yani her şey yerine denk kadar. Tüm renkler birbirine uyuşana kadar. Aynı şeyi yapıyorum. Devam ediyorum. Sağ taraf aşağı. Alt taraf sola. Sağ taraf yukarı. Alt taraf sağ. Bu sefer çıkardım. Yine devam ediyorum. Sağ taraf aşağı alt taraf sola, sağ taraf yukarı alt taraf sağ. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı alt taraf sağ. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı alt taraf sağ. Şimdi oldu bakın yerine geldi. Bu parçayı tamamen yerine yerleştirmiş olduk. Şimdi başka bir parçaya bakıyorum. Bunu buldum. Bu yeşil turuncu siyah. Bunun gelmesi gereken yere bakıyorum hemen bakın burada siyah turuncu ve yeşil. Altı alt kısmına getiriyorum hemen. Gelmesi gereken kısmın alt kısmına getiriyorum. Ve bakın burada şunu yapıyorum. Bununla bunu yer değiştirmek için şuradaki kullandığım algoritmanın aynısını kullanacağım. Evet sağ taraf aşağı alt taraf sola sağ taraf yukarı alt taraf sağa. Sağ taraf aşağı alt taraf sola sağ taraf yukarı alt taraf sağa. Sağ taraf aşağı alt taraf sola sağ taraf yukarı alt taraf sağa. Şimdi bu ikisini oturttum. Bu ikisi de yerlerinde ama birbirleriyle ters yerlerinde. Bunu nasıl yapacağım diye bakıyorum. Şimdi bunu yapmak için şöyle yapacağım. Yine kullandığım algoritmayı bu iki köşeden birinde deneyeceğim. Bunu da deneyeceğim ben. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ yaptım. Yaptıktan sonra bu parça buradan çıktı. Şimdi buradan devam etmiyorum. Bu parçanın yerinden devam ediyorum bakın. Siyah, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı ve siyah. Yani bu parçayla bu parçanın yer değiştirmesi gerekiyor. Yine devam ediyorum algoritmaya. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Olarak devam ediyorum bakın. Bu parça yerine geldi. Bu parça yerine geldikten sonra artık bu tarafa geçtim. Son parça bu olarak kaldı. Bunu da yine aynı şeyi uyguluyorum. Bakın ilk katmanı tamamen yapmış olduk ve uygun bir şekilde yapmış olduk. Yani tüm orta parçalarla örtüşerek yapmış olduk. Artık üst tarafı tamamen bitirdiğimiz için orayla bir işimiz kalmadığından dolayı küpü ters çeviriyoruz. Yani artık bu iki katmanla şu iki katmanla işimiz olacak. Şu katman burası ve burası ile işimiz olacak. Evet onu da nasıl yapacağız? Öncelikle mesela üçlüler oluşturmamız gerekiyor. Yani şu şekilde üçlüler oluşturmamız gerekiyor. Bunun sebebi de şu ki Mesela bir renk seçelim diyelim ki turuncu ve yeşil değil mi? Turuncu ve yeşil parçanın bu iki parçanın gelmesi gereken yer burası. Turuncu taraf burada yeşil taraf burada. Yani bu iki parçanın bu şekilde buraya oturması gerekiyor değil mi? Ama bu tarafa bozmadan oturması gerekiyor. İşte bunu yapmanın size bir yöntemini göstereceğim şu anda. Bu iki bu parçayı buraya getirmek için öncelikle bu parçayı ters tarafa doğru saklıyorum. Bakın ters tarafa doğru sakladım buradaydı. Ters tarafa doğru sakladım. Sonra bu parçayı getireceğim için bu parçayı buradan çıkartıyorum. Ve ikisi zaten birleşmiş oluyor. Onu da tekrardan yerine koyuyorum. Bakın oldu. Şimdi diğer bir tane de göstereyim. Bakın buradaydı bu. Bu yeşille kırmızı uyuştuğu için hemen kırmızının üstüne getiriyorum. Yeşil burada. Bunu buraya koymam gerekiyor. Bu parçanın bu şekilde buraya oturması gerekiyor ama bu şekilde oturduğu zaman parçayı bu kısmı bozmuş oluyorum. O yüzden ben de diğer algoritmayı uyguluyorum yine. Bunu sakladım. Bunu çıkardım. Yerinden. İkisi zaten birleşmiş oldu ve tekrardan yerine koydum. Şimdi bir tane bu kaldı. Aslında hepsi yerine yerleşmiş. Bakın parçaların hepsi tam olarak doğru düzgün yerinde renk olarak. Ama bu ters olarak kalmış. Bunu nasıl yapacağım şimdi? Bunu da size şu şekilde göstereceğim. Yine aynı şekilde bir parça seçiyorsunuz. Bu parçayı öbür tarafa doğru saklıyorsunuz. Herhangi bir parça olabilir mesela. Bunu da seçebilirsiniz. Bu parçayı öbür tarafa doğru saklıyorsunuz. Bu parçayı yerinden çıkartıyorsunuz ve yerine geri koyuyorsunuz. Şimdi bu parçayı buradan çıkardık. Artık üçlü oluşturup yerine koyabiliriz. Bakın bu kırmızı ve mavi parçanın buraya oturması gerekiyor. Bu şekilde getirip oturtursam eğer ki bu şekilde alırsam yani burayı bozmuş oluyorum. Bunu istemeyiz. O yüzden ben de yine algoritmayı göstereceğim size. Bakın. Bunu saklıyorum. Buraya koyacağım için bunu çıkartıyorum. Ve ikisi birleşmiş oluyor zaten. Onu da tekrardan yerine koyuyorum. Ve ilk iki katmanı yaptım gördüğünüz gibi. İki katman bitti. Bir tek bu kısım kaldı. Bu kısımda burada karşınıza birden fazla durum gelebilir. Üç tane falan. Bunları size göstereceğim. İlk durum bu. Yani sarı parçaların farklı bir durumu gelebilir. Burada bir sarı parçalar küçük L oluşturmuş. Gördüğünüz gibi uzun bir çizgi, yatay bir çizgi. Bunu bu şekilde alıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi yani parçalar düz bir şekilde size paralel olacak şekilde alıyorsunuz ve şu algoritmayı yapıyorsunuz. Ön taraf sağ, sağ taraf yukarı, üst taraf sola, sağ taraf aşağı, üst taraf sağ. Yaptığınız zaman ve bunu da tekrardan eski yerine aldığınız zaman üst tarafta bir artı oluşuyor. Bunun dışında bir tane daha durum var. Bir saniye pardon. Şöyle göstereyim. Bakın bir tane de bu şekilde bir durum var. Sadece orta parça var ve diğer tüm sarı parçalar geri dönmüş. Burada da yine aynı hareket yapıyorsunuz. Önünüze bir tane sarı boş parça alıyorsunuz. Herhangi biri olabilir fark etmez. Yine aynı hareket yapıyorsunuz. Ön taraf sağ, sağ taraf yukarı üst taraf sola, sağ taraf aşağı ve üst taraf sağ yaptıktan sonra ön tarafı tekrar sola çeviriyorsunuz ve bu sefer de bu şekilde küçük bir R harfi gibi bir şey oluşuyor. Bunda da yine önünüze boş bir şey alıyorsunuz, kenar alıyorsunuz. Bakın. Boş bir şey aldığınız zaman bunu yapıyorsunuz. Yine aynı algoritma yaptınız ve ilk baştaki gördüğünüz gibi paralel hale aldı sarılar. Paralel bir şekilde kendinize alıyorsunuz ve yine yapıyorsunuz. Ve bakın üst tarafta bir artı oluştu. Tabii ki bu parçaların olması önemli değil. Yani bu şekilde de gelebilir parçalar. Farklı türlü de gelebilir ama üst taraftaki artıyı oluşturduk biz. Şimdi bakın bu artıdan sonra yapmamız gereken şey ilk başta yaptığımız gibi bu kenarlarla artının uyuşmasını sağlamak. Burada iki farklı yöntem gelebilir. Birinde bu yöntem gelecektir. Yani karşılıklı iki kenarın eşleşmiş olması. Ama diğer iki kenarın eşleşmemiş olması yani. Yani bu şekilde de olabilir. Ya da bu şekilde de olabilir. Bunun algoritması da şu şekilde. Sağ taraf yukarı. Üst taraf sola. Sağ taraf aşağı. Üst taraf sola. Sağ taraf yukarı. Üst taraf iki kere sola. Ve sağ taraf aşağı yaptıktan sonra. Bakın bu sefer de şu şekilde oluyor. Bu parçayla bu parça yani. İkisi yan yana olan parçalar eşleşiyor. Bu ikisi eşleşmiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Eşleşen parçalardan birini sağ tarafımıza alıyoruz. Sağ tarafta eşleşen bir parça var. Yine aynı algoritma yapıyoruz. Sağ taraf yukarı, üst taraf sola. Sağ taraf aşağı, üst taraf sola. Sağ taraf yukarı, üst taraf iki kere sola ve sağ taraf aşağı. Yaptığımız zaman tüm kenarlarla tüm orta parçalar birbiriyle eşleşmiş oluyor. Bakın. Geriye sadece köşelerimiz kaldı. Burada köşelerde de iki farklı durum gelecektir yine karşınıza. Burada iki farklı durumlardan biri de şu. Burada köşelerin hiçbiri birbiriyle aynı yerinde doğru yerinde olmayabilir. Yani bu şekilde olmayabilir. Hani hepsi bu şekilde doğru yerinde olmadan olabilir. Ya da bir parça gördüğünüz gibi sadece bu parça yerinde gördüğünüz gibi değil mi? Sarı taraf sarıda. Turuncu taraf turuncuda ve yeşil taraf yeşilde. Eğer bu şekilde geldiyse şu algoritmayı yapıyoruz. Eğer bu şekilde gelmediyse istediğiniz bir kenarı seçebilirsiniz. Ama burada bu kenar oturduğu için bu kenarı sağ tarafa alıyorum. Ve şu algoritma yapıyorum. Sol taraf yukarı, üst taraf sola. Sağ taraf yukarı, üst taraf sağa. Sol taraf aşağı, üst taraf sola. Sol taraf, sağ taraf aşağı ve üst tarafta sağ geliyor. Ve bakın hep ikisi de bu hepsi bütün parçalar yani doğru yerinde. Sarı, yeşil ve kırmızı bakın kırmızı yeşil sarı doğru yerinde bu da doğru yerinde. Hatta bu parçalar yerine tam olarak oturmuş. Eğer ki sizde bu şekilde olmazsa ilk yaptığınızda olana kadar aynı köşeden yapmaya devam edin mesela. Burada olduğuna göre artık bu parçaları da yerine koymamız gerekiyor. Bunun için de ben yine ilk başta kullandığımız algoritmayı kullanacağım. Şimdi size gösteriyorum algoritmayı da. Bir kenara alıyorsunuz bu şekilde olmayan bir kenara ve algoritmayı yapıyorsunuz sağ taraf aşağı alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ olana kadar yapıyorsunuz. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Şimdi bu oldu ama küp bozuldu. Merak etmeyin küp bozulmadı. Birazdan yapacağız tekrardan küpü ama bunu yaptım diye bu tarafa geçmeye çalışmayın. Çünkü bu taraf yapıldı, bu taraf bozuk. Bu taraf bozuk olduğu için tüm kenarları buradan yerine oturturacağız. Yine yapıyorum aynı hareketi. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ şeklinde. Yapıyorum bakın ve küp oldu. Evet küpü çözmeyi başardınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.